yerleşim yerine hemen 2 kilometre ilerisinde. Bu konuda eğer bizlerin sorunlarını da dile getirirse seviniriz Sayın Bekir. Bu çevresel etki değerlendirme falan yapıldı mı ki burada? Yöre halkına sorulması lazım bunlar. Çet yapılmış efendim. Ha? Çet çıkmış. Kaçar yapıyor. Çet çıkmış efendim. Çet alınmış. Çet bakanlık da çet raporunu almışlar. Bakanlık, bakanlık da şimdi şu anda bekliyor Sayın Bekir. Tabii ki bizim amacımız... Bakanlık herkese veriyor. Geçenlerde hani Erdoğan Bayraktar bu imar rantlarla ilgili şey oldu ya, istifa edin dedi. Ya ben niye istifa edeyim dedi. Beraber yürüttük dedi başbakanla. O da istifa etsin dedi. Yani bu chat raporları filan da imar şeylerde yukarıdan tepeden talimat da oluyor. Fentemur. Fatemur. Hangi şirket yapıyorum? Fatemur. Evet. Tabii ki yerli fabrikanın yapılması hepsi ama yerleşim yerinden uzak bir yerlere yapılır. Bunlar televizyonlarda dile getireceğiz. Televizyonlarda dile getireceğiz. Akşam seyredebildiniz mi programı? Televizyon programı. Yok, bir taze değil. Yakın olduğu için. Sen seyredebilir mi akşam Nihat Bey televizyonu? Valla çok memnun oldum. Çok teşekkür ederim. Bize güç veriyorsunuz, cesaret veriyorsunuz bize. Sizler verdiniz bize. Bizim sizler. Yahudi cesaret madalyamız yok. Yani cesaret kaynağımız sizlersiniz. Dolayısıyla bu cumhuriyete, bu millete, bu topraklara bağlı olan insanlar, hukuka bağlı olan insanlar, demokrasiye bağlı olan insanlar olarak Malatya aynı zamanda gerçekten demokrasi açısından da önemli merkezlerden biri. Ama Malatyalıların şu anda Türk siyasetinde pek fazla etkinliği kalmadı. Malatya'nın eskiden daha fazla etkiliydi Malatya falan siyasette değil mi? Tabii. Söğüşlüler hep göç ettiler. Kıymetliydi. Azın olduğu için buraya Malatya'nın yerlisi yoktur zaten. Yani onda biri kaldı yerli. Öbürler evet. Göç etti gitti. Onun için bu gelişen ortam içerisinde işte...